Hepinize merhaba arkadaşlar. Mucizem kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki yeni bir seriye başlamıştık. Özel gereksinimli bireyler hakkında röportajlarımız vardı. Farkındalık ve bilgi içerikleri. Şimdi şu anda Tekirdağ Ziçev'deyiz. Yaşar Hocam'la beraberiz. Kendisi sizlere Ziçev ve zeka geriliği olan bireyler hakkında bilgi verecek. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Çok teşekkürler Sevgi Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Ben iyiyim. Sizler iyisiniz inşallah. Çok şükür. İyiyim. Öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii. Ben ismim Yaşar Güneş. 2000 yılından beri Zihinsel Yeterli Çocukları Yetiştirme Koruma Vakfı'nın özel makul öten rehabilitasyon merkezinin müdürlüğünü yapıyorum. Tabii ki mesleğim gereği hem çocuk gelişimciyim hem de sosyal hizmet uzmanıyım. Bu kapsamda biz özel gereksinimli bireylerle çalışıyoruz. Özel gereksinimli bireylerle de çalıştığım için de çok mutluyum. Tabii 20-24 sene geçti. Peki hocam, Ziçev hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu nedir bu Ziçev? İnsanlar ne için geliyor? Ziçev'in anlamı nedir? Ziçev hakkında genel kapsamda bilgi alabilir miyim? Tabii, çok güzel. Selvi Hanım, çok güzel bir soru sordun. Şimdi bizim ismimiz Ziçev. Bu genel merkezimizin Ankara'da açmış olduğu ve ilk kurulan, hemen hemen bu alanda kurulan vakıflardan biri olduğu için bu ismi taşıyor. Sonra tabii 2006 yılında biliyorsunuz bütün Ziçev kurumları, özel eğitimle ilgilenen kurumlar Milli Eğitim Bakanlığı'na devroldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na devrolduğumuzda bizim Ziçev olarak geçmemiz mümkün değildi. Özel makbule ölçen özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi adı altında biz Milli Eğitim Bakanlığı'na geçtik. Yani Ziçev vakfın rehabilitasyon merkezi de özel makbule ölçen rehabilitasyon merkezi. Şimdi Ziçev, şöyle söyleyeyim, bizim özel rehabilitasyon merkezlerinden bir tık farkımız var. Biz gerçek kişi değiliz, biz tüzel kişiliyiz. Tüzel kişiliği olmamızın sebebi de Ziçev. Yani Ziçev, kamu yararına çalışan, en güvenilir, en bakanlar kurulu tarafından da izin almadan yardım toplayabilen ender vakıflardan bir tanesi. Bu alanda da özellikle özel gereksinimli bireylerin eğitimleri, onların yaşam şartlarının iyileştirilmesi konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Ve bu alanda da çok güzel işler yapıyor. Türkiye genelinde 14 şubesi var. 14 şubesinde de 1500-2000'e yakın öğrencisi var. Hatta 500'e yakında da çalışanı var. Ne gibi işler yapıyor Ziçev? Şöyle söyleyeyim. Ziçev'in özel makbul ölçen rehabilitasyon merkezi var. Özel makbul ölçen rehabilitasyon merkezinde bizler özel gereksinimli bireyleri. Özel gereksinimli bireyler dediğimiz zaman da bunun içerisinde zihinsel engelliler giriyor. Mental retardasyon diyoruz. Aynı zamanda otizmli bireyler giriyor Sevgi Hanım. Ve bizim kullandığımız programlar arasında da zaten bunlar hem zihinsel engelliler programı hem yaygın gelişimsel bozukluklar programı, yani otizmli bireylere ilgilendiren program. Bir de özel öğrenme güçlüğü dediğimiz dikseksi, diskalkuli ve disgrafi dediğimiz. Özel öğrenme güçlüğü de dediğimiz çocuklar da dahi hemen hemen olabiliyor bu çocuklar, ama disleksi okuma güçlüğü, disgrafi yazma güçlüğü, diskalkuli de matematik güçlüğü olan çocuklar da bize destek eğitime gelebiliyorlar. Bu çocuklar normal okullara gidiyorlar ve bize de aynı zamanda geliyorlar. Ve bunun yanında bedensel engelli öğrencilerimiz de biz. Bedensel engelliler programı var, bunun yanında alıyoruz. Aynı zamanda şu anda dil ve konuşma güçlüğü çeken öğrencilerimiz de biz dil eğitimi verebiliyoruz. Bu tür çocuklarımızı küçük yaşlarda tespit etmek çok önemli. Bilmiyorum soruların arasında var mı, ama ben şimdi başladım. İçinizden geldiği gibi anlatabilirsiniz. Bölmüyorum. Buyurun, içinizden geldiği gibi genel şöyle manada bilgi verin. Şöyle söyleyebilirim. Tabii ki hani nasıl ki bir hastaneye gittiğimizde erken teşhis hayat kurtarıyorsa, evet, özel eğitimde de ne kadar bu çocukları erken teşhis edebiliyorsak, ne kadar erken teşhis, erken yıllarda bu çocukları fark edebiliyorsak o kadar bizim için etkili oluyor. Biz çünkü gerçekten de burada çocuklarımızla birebir ilgileniyoruz. Birebir ilgilenildiği zaman nasıl ki hani ilgilenirsen bağ, ilgilenmezsen dağ olur dedikleri gibi, ilgi ve alakayla başladığımız zaman bu çocuklar ilerleyebiliyorlar.
Bizim şöyle Selvihan, erken yaş dedim, 0-1 yaşından itibaren biliyorsun Down sendromlu çocuklar daha anne karnında, anne rahmindeyken tespit edilebiliyor. Çünkü teknoloji çok ilerledi. Bu çocukları 0-1 aylıkken bile eğitebiliyoruz. Geçen mesela böyle bir doktorla bir şeyimiz oldu, sağlık ocağında. Dedi ki sizlerin 2 yaşından önce çocuklara ne öğretebiliyorsunuz? Çok şeyler öğretiyoruz. Özellikle 0-1 ay, 0-2 ay, 0-3 ay, 0-6 ay bizim için çok önemli. Çünkü çocuğun bilişsel zeka dediğimiz algılama ve beyinsel bu sinapslar dediğimiz hani öğrenme yetileri o zamanlarda başlıyor. Biz o zamanlarda daha çocuğu bulup, çocuğu keşfedip ya da aile bize getirdiği zaman biz aileye bilgi algılama yönünde, algısını açıcı yönde çok güzel fikirler veriyoruz. Çok güzel yardımcı kitaplarımız var. Onlarla birlikte katkıya veriyoruz. Küçük Adımlar Erken Yaş Eğitim Programı kapsamında. Yani otizmli çocukları da mesela. Otizmli çocukları aileler daha çok 4 yaşında, 3 yaşından sonra fark edebiliyorlar. Evet, çok geç fark ediliyor. Kesinlikle bize getirdikleri zaman biz çok erken yaşlarda fark edebiliyoruz. Hatta ağlama seslerinden bile, çocuğun el çıkma hareketlerinden bile, çocuğun dönen şeylere ilgisi alakasından bile bizler bunu fark edebiliyoruz. Bakışlarından bile fark edebiliyoruz ama aileler bunları kaçırabilir. Çünkü doğal olarak kaçırabilirler. Zihinsel engelliliği nasıl anlaşılıyor? Mesela aileler bunu nasıl anlamalı? Şöyle söyleyeyim, tabii ki zihinsel engelliliği nasıl anlamalı? Çok güzel bir soru gene. Şimdi biz çocuğumuzu doğduğu andan itibaren bakışlarıyla ilk etapta bakışlarla iletişime başlatıyoruz. Eğer bakışlarda donukluk varsa, eğer bakışlarda böyle bir süzüklük varsa, hani öyle diyeyim yani. Şaşılıktan söz etmiyorum değil şaşılıktan, mi? Aynen, şaşılıktan söz etmiyorum. Şaşılık değil. Asla şaşılık zaten bedensel ve biyolojik bir rahatsızlık. Bunu mutlaka doktora göstermeleri gerekiyor. Hı-hı. Küçük yaşlarda çünkü tedavi edilebiliyor. Ve göz tembelliği de olabiliyor çocuklarda her zaman. Biliyorsun işitme problemleri de olabiliyor. Mutlaka ve mutlaka ailelerden istediğim şey şu. Hatta otizmin öncesinde çok güzel bir yere değindi Selvihan. İşitme testini mutlaka yaptırmaları lazım. Çünkü çok fazla işitme problemi olup da otizmi sandığımız öğrenciyle karşılaşıyoruz. Yani ilerleyen dönemlerde. Biz o yüzden mutlaka kurumumuza gelen öğrencilere işitme testini ailelerimize öneriyoruz. Nasıl anlaşılır zihinsel engellilik başka? Mutlaka çocuk 6 aylıkken bir hamle yapma, yani çevresindeki eşyaları incelemeye başlar. Ya da el kasları, bakın el kasları çok önemli. İnce motor, kaba motor. Aynen öyle, tutma bırakma becerileri çok önemli. Eğer tutma bırakma becerilerinde sıkıntı varsa, çocuğun el kaslarında bir gelişme şeyi seziyorsanız mutlaka o çocuğu bir doktora ya da özel eğitim merkezine. Bakın doktorlar zaman zaman kaçırabilir. Ya da fizyoterapiye. Aynen öyle, fizyoterapiye ya da özel eğitim kuruluşuna mutlaka getirin. Çünkü ince kas ya da kaba motor ya da yürüyemiyorsun. Zaten o yürüme yaşı 9 ay 1 yaşına kadar. O zamana kadar da geç olsun istemiyorsanız mutlaka el kaslarını, tutma bırakma becerilerini, göz takibi dediğimiz Selvia, elimize parlak bir resim, parlak bir şey alabiliriz. Yani böyle bir yeter ki bir parlaklık olsun. Parlak bir şeyi göz hizasında böyle tutup sonra 90 derecelik açılarla ilk ölçüde 90 derecelik sonra 380 derecelik açılarla döndürüp eğer o çocuk göz şeyi kurabiliyorsa bu da bir algı düzeyini gösteriyor. Eğer kuramıyorsa bilin ki mutlaka zihinsel gerilikten, zihinsel şeyden bahsedebiliriz. Mental retardasyon bahsedebiliriz. Hatta otizmli çocuklarda da göz takibi yapamazlar. Göz takibi yapamadıkları zaman mutlaka bu tür şeyleri ailelerimiz çok dikkatli olsunlar. Göz teması ve ince motor becerileri, el kasları çok önemli. Tutma bırakma becerileri çok önemli. İlk aşamada daha küçük yaşlarda. Sonra ilerleyen dönemlerde 2 yaşında falan sembolik oyun dönemi başlıyor biliyorsun. Daha sonra işte bu dönemlerde yine özellikle saklanan bir nesneyi bulma, işte nesne sürekliliği dediğimiz çocuklarda gelişmesi gerekiyor. Bu yoksa mutlaka bir gene eğitime götürmeleri ya da bir eğitim merkezinden yardım almaları gerekiyor ailelerimizin. Yine en büyük şeylerinden bir tanesi eğer çocukta geç konuşma başladıysa eskiden... Ve zeka genelindeki konuşma bozukluğu arasındaki farklar nedir? Şöyle yani, söyleyeyim. Bazı engel gruplarındaki farklılıklar çok karıştırılıyor. Hani ya da doğru kabul edilen bilgiler var bu konular hakkında. Bunlara da değinebilirsek. Mutlaka. Şöyle söyleyeyim. Bazı çocuklarda mesela Down sendromlular otizmli de olabiliyor. Hı-hı. Mesela diyebilirsiniz ki ya bu çocuğun tanımı Down sendromu.
tanımı Down sendromu ama bu çocuk otizmle takıntılı da olabiliyor. Mesela takıntılar da olabilir. Çift engelli diyoruz mesela çocuklarda. Biliyor bazı çocuklarda ve dediğiniz gibi bunlar hem konuşmasını çocuğun hem algı düzeyini etkileyebilir. Bazı çocuklar da sizi aldatabilir. Yani hani şöyle söyleyeyim, bazı çocuklarda mesela otizmli olup da normal gelişim seyreden çocuklar oluyor. 2 yaşına, 3 yaşına kadar çocuk anne baba diyebiliyor ya da çevresinden gelen sesleri taklit edebiliyor. Ama bir anda duraksamalar da olabiliyor çocuklarda. Gerilemeler olabiliyor. Bu sebepten dolayı ailelerin çok dikkat etmesi lazım. Gerçekten de çocuklarıyla çok ilgilenmeleri gerekiyor. Tabii ki konuşma çok farklı bir işte. Konuşmayı ben her zaman diyorum pastanın süsü. Yani ilk önce çocukta algı düzeyinin yüksek olması gerekiyor. Gerçekten de algı ve bilişsel düzey çok önemli. Algı ve bilişsel düzeyini bizim çocuklarla ayarladıktan sonra, belli bir seviyeye getirdikten sonra konuşma da arkasından gelebilen bir şey, bir beceri. Çünkü konuşma öğrenilen bir beceri. Yani asla kendiliğinden gelişen bir beceri değil. Çünkü motor gereksinimleri de oluyor. Çocukların nefes alma ve dil dudak çalışmaları dediğimiz dilin hareket etmesi, dişlerin hareket etmesi, katı gıdalara geçilmesi, bunlar konuşmaya çok etkileyen, yutkunması, üflemesi, birçok şey konuşmanın içerisinde girebiliyor. Bu sebepten dolayı, ama şöyle de bir şey var biliyorsunuz, hani otizmli çocuklarda papağanvari konuşmalar. Yani hani taklit, tekrarlama. Biz bu şekilde konuşmayı da konuşmadan evet sayabiliriz ama iletişimi engelleyen bir şey. O yüzden bunların çok türevleri var. Serbihan bunları sonradan tekrar girebiliriz. Peki Zitçevi'ye ulaşmak isteyen velilere neler söylemek istersiniz? Zitçevi'ye nasıl ulaşabilirler? Burada eğitim almak için, çocukları için ne yapabilirler? Şöyle söyleyeyim. Aynen öyle. Şimdi eğer özel gereksinimli birey, tanımlısı çocuğunuz varsa ya da kuşkulanıyorsanız mutlaka bir devlet hastanesinden bir randevu almalı. Yani çocuk doktorundan bir randevu almalılar. Çocuk doktorundan randevu aldıkları zaman bunu rehberlik araştırma merkezine giderek rehberlik araştırma merkezinden bir eğitim raporuyla teyit edebilirler. Hani çocukların durumlarını teste sokabilirler. Buradan da aldıkları raporla birlikte bize gelebilirler. Bize gelen her çocuğu biz eğitim verebiliriz. Hatta değerlendirme isteyebilirler. Bizden de değerlendirme isteyebilirler. Kurum psikologumuz var. Kurum psikologumuz 0-8 yaşa kadar olan çocuklara oyun terapisi şey yapabiliyor, verebiliyor. Aynı zamanda testlerimiz var. Testlerle birlikte her çocuğu değerlendirebiliriz. Hatta 5-6 yaşlarında çocuğum okula uygun mu değil mi? Bu tür çocuklara okul olgunluk testi var. Metropolitan okul olgunluk testimiz. Onunla değerlendirebiliriz. Yine özel gereksinimlilere ATTE, Ankara Gelişimsel Tarama Testi ile birlikte ya da Denver'la birlikte biz çocuklarımızı değerlendiriyoruz ve güzel bir değerlendirmeden sonra aldığımız iyi bir plan program yapıp onlar hakkında kişileştirilmiş, bireyselleştirilmiş bir plan yapıyoruz. Çünkü hani her çocuk farklı, her çocuk kendine özgü. Dolayısıyla gelişmesi de kendine özgü oluyor. Bir çocukla denediğiniz bir hedef ya da bir yöntem diğer çocukla etkili olmayabiliyor. Mutlaka çocuğu uzmanın çok iyi tanıması gerekiyor. Çocukla oyun oynaması gerekiyor en başta. Çocuğa kendini ısındırması gerekiyor. Böyle olunca da bizim işimiz biraz daha zorlaşabiliyor. Öyle hani gelişi güzel yapılmıyor aslında. Çok iyi gözlemci olması gerekiyor bir de hani uzmanın. Şu konuya da değinmek istiyorum arada. Ben şöyle bir cümle duyuyorum özel eğitimcilerden genelde. Diyorlar ki ya özel eğitim veriyoruz, çocuk tam belli bir seviyeye ilerliyor, sonra aile alıyor, tatile çıkartıyor çocuğu. Çocuk evet. Baştan öğrendiklerini unutmuş, aynı başlangıç seviyesinde geri geliyor. Bu konuda ne söylemek istiyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, şimdi bizim çocuklarımızın beyin kalıpları, ben buz kalıbına benziyorum. Yani hani buz kalıbı dediğimiz şey şu, biliyorsun aynı ortamda ve aynı soğuklukta buz heykeller yapan sanatçılar var. Yani hani buzu, suyu... Oteller yapılıyor aslında. Oteller yapılıyor, çok güzel. Ve bunlardan heykeller yapanlar var. Biz de aslında bu tür çocuklarımızı bizler de heykel yapıyoruz. Aslında hani bize gelen çocuklarımızı biz heykeller oluşturuyoruz. Ve o çocuğun beyninde kalıplar oluşturuyoruz. Yani aslında kalıplar demeyeyim de çünkü kalıba sokmak çok farklı bir şey. Biz o çocukta öğrenme noktaları oluşturuyoruz. Diyoruz ki hani öğrendiklerimiz bak hani burada bu, burada bu ve hani öğrettiklerimizi de edinim, akıcılık, kalıcılık aşamalarından geçirdikten sonra da çocuklara bunları deneyimlettiriyoruz. Aynı zamanda uygulattırıyoruz. Beynin uzun
bilgiyi uzun vadeye alması gibi. Aynen. Aynen. Ve biz burada mesela şöyle söyleyeyim, hafif düzeydeki olan çocukları zaten öğretiyoruz da orta ağır düzeydeki çocukları okuma yazma öğrettik. Bakın yıllarca ben bunu savunmuşumdur. Nasıl öğrettik biliyor musun? Hani çocukların böyle resmen kafalarına böyle hani yazdırdık onları. Mesela sihirli değnekle soktuk gibi. Mesela aynen öyle. Mesela bu kutu, kutunun üzerine kutu diye yazdık. Mutlaka yazdık. Yani ya da bu kapı, kapı yazdık. Ya da telefon, cep telefonu üzerine mutlaka cep telefonu da yazdık. Ve en sonunda çocuklar bunu basara yöntemi dediğimiz yöntemle, yani ses temelliyle bizim çocuklarımız biraz zor öğreniyor. Hece temelli yöntemle biz bu çocuklara heceleri kestirdik, kestirdikten sonra hecelerden birleştirme yapıyorduk. Sonra öğrettik. Bütün öğrendiklerini de bütünlettiniz. Şimdi ama bizim çocukların beyinleri maalesef Allah vergisi senin benim gibi uzun süreli, yani kısa süreli bellekten uzun süreli belli atmakta güçlük yaşıyorlar. Zaten o yüzden algı düzeyi olan düşük çocuklar diyoruz. Hani zihinsel gerilik ya da zeka gerilimi diye bir kelimeler kullanmıyoruz. Biz çünkü hani günümüzde bu anlamda algı düzeyini, algısını açtığımız zaman, dikkatini açtığımız zaman çocukları biz çok iyi yönlendirebiliyoruz. Ancak hani buz kalıbını öğrenmeye dönersek, eğer o buz kalıbını o eğitime ara verdiğimiz zaman, o buz kalıbını siz o soğuklukta tutmazsanız ya da hiç ilgilenmezseniz o heykeller ne oluyor? Ya eriyor ya da belli bir soğuklukta da kalsa bu sefer üzerinde buz tekrar şey yapacağı için bozulur. Yani bizim çocuklarda da bozulma, bizim çocuklarda da beyinlerde unuttukları yöntem bu şekilde. Yani her halükarda ara verildiği zaman da ailelerin özveriyle özel gereksinimi olan çocuklarıyla ilgilenmeleri kesinlikle önem taşıyor. Kesinlikle. Peki ebeveynlere, özel gereksinimli bir çocuğa sahip ebeveynlere neler önerirsiniz? Şöyle söyleyeyim, özel gereksinimli birey çocukları gerçekten zor. Yani hani sabır isteyen, başta hani düz koşu herkes yapabilir ya da düz yürüyüş, ama onlar bir takım yolun üzerinde bulunan tümseklerden, yolun üzerinde bulunan çukurlardan geçmek zorundalar. Yani hani dolayısıyla onların yolları biraz daha meşakkatli bir yol ve bu yolda yürürken mutlaka yardımcı olmaları gerekiyor. Eşlerin birbirleriyle uyumu çok önemli. Çünkü eşler birbirleriyle uyum içerisinde oldukları zaman bu aşamaları geçebiliyorlar. Çünkü bize birçok veli geliyor. Ama normal bir çocuk yetiştiren bireylerde de, eğer ebeveynlerde tutarsızlık oluyorsa karar ve tutumlarında, o çocuklarda da sorun olabiliyor. Kesinlikle. Bu özel gereksinimler bireylerde daha problem oluşturuyor. Kesinlikle ve daha da bütünleştirilmiş bir aile yapısı gördüğümüz zaman çocuklarda daha hızlı yol alabiliyoruz. Çünkü anne baba da aynı şeyi söylüyor, vurguluyor. Tabii burada çocuk yetiştirme yöntemleri de devreye giriyor. Yani zaten engelli ya da zaten özel gereksinimli birey diye de aileler bazen çocuklarına çok fazla tolerans, çok fazla böyle şey verebiliyorlar. Ne derler ona, böyle hani kozlar verebiliyorlar. İşte böyle yapıyor, çocuğa su geliyor. İki yat yapıyor, yemek veriyor. Ya da veriyor. Ağlıyor. Aynen, hemen ağlıyor, hemen aynen. İşte şey yiyor. Aslında normal çocuklarından asla ayırmasınlar. Yani normal çocuklarımızdan asla ayırmadığımız zaman, bakın otizmli yazar var. Gunilla Gerland diye bir gerçek bir insan diye bir yazar var. Onun hayatını okuduğunuz zaman çok çok büyük şey yapacaklarını düşünüyorum. Şöyle ki, Gunilla Gerland'ın anne babası Almanya'da yaşıyor. Ve Almanya'da yaşam tarzı biliyorsunuz hani daha çok içki üzerine içki içiyorlar ve bunlar ayyaşlar, ikisi de ayyaşlar. Özel çocuklar olduğunun bile farkında değiller. Gunilla Gerland acıkıyor, acıktığı zaman daha çocuk, acıktığı zaman acıktığını fark edemiyor. Otizmli olduğu için çok çok geç saatlerde fark ediyor ve o saatlerde de anne baba bununla ilgilenmediğinden dolayı mutfağı bulmak zorunda kalıyor. Yani suyu, kendisi çeşmeyi keşmederek, bakın yani hani böyle anlatımı var, çok güzel. Mutlaka özel gereksinimli ailelerin okuması gereken bir kitap. O zaman yani, buradan da önermiş olalım. Tekrarlar mısınız lütfen yazarı bir adına? Gunilla Gerland. Hatta eğer şey yapabilirsek, kitabı bir hocamızdan isteyebilirsek. Değil hocam. Dilek Hanım, Gunilla Gerland'ın kitabı var. Sana zahmet şuradan verebilir misin bana? Bizden de temin edebilirler. Ama şunu diyeceğim, aileler asla şey yapmasınlar, pes etmesinler. Biz yardımcıyız. Bizim şöyle bir durumumuz var. Ziçev olduğumuzdan dolayı Gunilla Gerland hocam, gerçek bir insan diyorlar, roman. O siyah kitapların içerisinde. Şöyle diyeceğim, bizim biliyorsun Nasrettin Hoca damdan düşüyor. Damdan düşünce doktor çağıralım diyor. Aman diyor, hani eğitimci çağıralım falan. Diyor ki, şu kitap hocam. Diyor ki bana diyor, damdan düşen birini çağır. Aynen öyle. Gunilla Gerland, gerçek bir insan diye yazarı. Sanırım yeterince görüyoruz. Yukatilse ait. Ben zaten açıklamaya yine link bulmaya çalışırım, koyarım. Aynı zamanda bilgilerini açıklamaya eklerim. Aynen öyle. Şunu diyeceğim, bizim
vakıf şube başkanımızın kızı da otizmli. Dolayısıyla diyor ki hani Nasrettin Hoca bana diyor, dağdan diyor, damdan düşen birini getirin bana. Yani hani tamam doktor farklı ama bu insanlar da gerçekten de özel gereksinimli bile aileleri de ihtiyaçları bir nebze bu aslında. Yani hani benim başıma gelmez demeyin, bazen gelebilir, bazen her hepimizde insan bir engelli adayıdır. Aynen öyle. O yüzden farkında olarak fark yaratanlardan olmaya davet kesinlikle ediyoruz. Kesinlikle. Abone olmaya davet ediyoruz bu vesileyle. Aynen öyle. Selviyan, kesinlikle katılıyorum. Ve böyle insan şu ailelerimize şöyle diyeceğim. Asla utanmasınlar. Asla kesinlikle hani çocuklarımla her tarafa, istedikleri alışveriş merkezine gitsinler. İstedikleri sesleri çıkartabilirler çocukları. Toplu taşımayı bilsinler. Toplu taşımayı kesinlikle kullansınlar. Benim amacım, bütün amacım o. Çünkü şöyle söyleyeyim Selviyan. Ben 24 yıldır burada çalışıyorum. Otizmli çocukları olan aileler bana getirdiler ama uzun, bu meşakkatli bir yol. Çok uzun bir yol. Özel eğitim. Hemen geçmez. Hemen geçmiyor. Aynen öyle. Geçemeyebilir. Yani mesela beni takip edenler biliyor. Benim görme durumum hiç geçmeyecek bir şey. Kesinlikle. Kesinlikle tedavisi bulunamamış bir şey. Aynen öyle. Ne yapsınlar o zaman? Benim ailem benden utanmalı mı? Ama sen o zaman çıkmaman gerekiyordu. Ya aynen evde, öyle. Bak ne güzel. Bak, benim ailem benden utanmalı mı? Benim ailem de beni mesela çok kendi yanlarını tutmaya çalıştı. Ben nereye annem oraya kolumdan çıkmamaya falan çalıştı. Evet. Ama bunlar aşılabilir şeyler. Ama diyorsun ki ben açtım. Açtım ve video çekiyorum. Valla harika, ciddi söylüyorum. Yani bu peki, alkışlanacak bir şey. Şunu diyeceğim. Tabii ki ailelerden mesela o tür ailelerimizden devam etmeyip de eve hapsettiğimiz çocuklara şu anda çok duyuyorum, üzülüyorum. Görme engellilerde de var hocam. Hocam karyolaya bağlıyorum diyor. Yani hani karyolayı bağlayıp zapt edebiliyorum diyor. Evde başka türlü zapt edemiyorum Yaşar Bey diyor. İnanın üzülüyorum. Ben o ailelere her zaman buraya geldikleri zaman yardımcı olmuşumdur. Her zaman buraya getirin demişimdir. Bakın bize buraya getirip de aileler şöyle diyorlar. Hocam ben bu çocuğu daha önceden sopayla, hani evde bir tane sopayla zapt ediyordum. Yok bakın artık. Kapının arkasında aynen öyle. Ve ben bu sopayı bıraktım hocam buradaki eğitimden. Ama maalesef Selcan şöyle bir şey söyleyebilirim. 81 ilimiz var. 81 ilde her türlü yerde rehabilitasyon merkezi var. Ben açıkça söylüyorum. Rehabilitasyon merkezindeki çalışan arkadaşlarım lütfen. Bakın size özel gereksinimli birey geldiği zaman Selviyan hocamın vasıtasıyla ben bunu eğer sesimi duyurabilirsem birkaç kesime. Rehabilitasyon merkezindeki arkadaşlara şunu demek istiyorum. Yaşı ne olursa olsun bakın özel talim terbiye kurulu programlarında yaş sınırı aranmaz diye bir tabir var. Ve dolayısıyla bu yaş sınırı aranmaz tabiri boşuna konulmuş değil. 1 ile 99 yaş arası çok değer. Doğru. Aynen öyle. Eğitimde yaş sınırı yok. Ama siz bu çocuklara eğer yaşı geçti diye, 35 yaşını geçti diye, 30 yaşını ya da 25 yaşını geçti diye eğitime almıyorsanız, eğitim raporu vermiyorsanız gerçekten çok yazık ediyorsunuz. Çünkü neden? Ya bu çocuklar zaten toplum tarafından örselenmiş, toplum tarafından eğer bırakıldığı zaman yani bu çocuklar yanlış yönlendirilebilen, bu çocuklar alay konusu edilebilen, bu çocuklar her türlü deformasyona maruz bırakılan çocuklar. Bırakın eğitim alsınlar, bırakın yani aileleri eğitim aldıkları zaman bu çocuklar belki de şunu öğreniyorlar Selviyan, onu sana söyleyeyim. Cinsel eğitim diye bir eğitimimiz var. Etik çok eğitim. Önemli. Aynen ha, öyle. Onunla alakalı bir sorun vardı, zihinsel engellileri evlendiriyorlar. Sizce bu etik ve Şunu söyleyeyim, Avrupa'da örnekleri var, kısırlaştırıp hani böyle bir köy kurmuşlar ama biz Türkiye'de bunu yapamayacağımıza göre... Ama hayvan yerine koyuyorsunuz deyip tepki veriyorlar bu seferde. Yapamayacağımıza göre Türkiye'de lütfen evlendirmesinler çünkü neden biliyor musunuz? Yapamayacağımıza göre, evet doğru söylüyorsunuz. Eğer bir zihinsel engelli çocuğu varsa ve bunu evlendiriyorsa o zaman diyeceğim ki aileye siz iki tane zihinsel engelliyle uğraşmak zorundasınız. Ve bunlardan bir de çocuk yapıyorlarsa Selviyan, o zaman 3 tane zihinsel engelliyle uğraşmak zorundasınız. Lütfen ailelerimize şunu diyeceğim. Kolay kolay evlendirmesinler. Bak köklü de öpüyor abi. Ne güzel. Sevginin gerçek hali diyoruz. Saf sevgi. Evet. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Yani dolayısıyla ben evlendirmelerine karşıyım. Yani hani buradaki tecrübemle. Çünkü çocuklarımın öyle olma ihtimali çok güzel. Ben az önce şöyle bir terim yaptım. Hayvan yerine koyuyorlar dedim. Şuna değinmek istiyorum bununla alakalı. Aşırı zor durumda kalmış, ağır zihinsel engelli olan aileler maalesef kısırlaştırma ameliyatı yaptırmak zorunda kalıyorlar. Sebep ne biliyor musunuz hocam? Evde tutamıyorlar kesinlikle. Evet.
kandırılmaya çok müsaitler. Evet. Bir de hamile kalınca bir bayan özellikle düşük oluyor. Bizim... Düşükten sürekli rahatsızlıkları olabiliyor. Vücut artık kendini toplayamıyor. Bu sefer ameliyat kaçınılmaz oluyor. Bu sefer de çevreden tepki alıyorlar. Bizim şöyle... Diyorlar ki yani hayvan mı bu? İşte yani insanları istismar ettiğiniz yetmedim şeklinde toplum tepki veriyor. Bu konular hakkında neler söylemek istersin? Şöyle diyeceğim sana. Biz işte bu eğitimi küçük yaşlarda veriyoruz. Diyoruz ki mesela hani bizim normalde kullandığımız şu el kol mesafesi nedir? Bu mesafeyi koruması ve çocuktan şunu diyoruz. Biliyorsun Down sendromlu çocuklar hep böyle sarılmayı severler. Bizim çocuklarımız da öyle. Hep böyle daha küçük yaşlarda başlıyor bu tür eğitimler. Biz cinsel eğitimi bu ahlak eğitimini eğitimini daha küçük yaşlarda veriyoruz. Diyoruz ki izin verirsen sana dokunabilir. Yani kimsenin sana dokunmasına müsaade etmiyorsun. Sen izin verirsen sana dokunabilir miyim? Mesela hani ben mutlaka çocuklarla, en küçük yaştaki çocuklarla bile çalışırken sana... Çünkü çocuk mahremiyet olduğunu, mahremiyet eğitimi dediğimiz bu mahremiyetini bilmesi gerekiyor. Ve mesela bizim böyle bir çocuğumuz vardı. Yanlış anlama, mesela Samet diye bir öğrencimiz vardı yıllar öncesinde. Ve bizim toplumumuzu eklemek istiyorum. El şakalarını muhabbet sırasında çok seviyor. Ben çok sinirli oluyorum. Aynen öyle. Yani benim de görmemiz dolayı da hassasiyetim var. Samet zihinsel engelli, mental retardasyonlu bir çocuktu. Dışarıdan hiçbir kusur yok. Hiçbir belli olmayan bir öğrencimizdi. Yani yüz hatları çok güzel, gayet yakışıklı bir öğrenci, uzun boylu, postlu bir öğrenciydi. Ve bu çocuğun şöyle öğretilmiş, biz tabii o zamandan bizi köyde büyütüldüğü için Samet, sarılmayı öğretmişler ve saçlarına dokunmayı. Yani ne zaman bayan görse saçlarına dokunuyordu. Biz de asla ailesine bunu söylemiştik aslında, hani öngörmüştük bu şeyi. Ama bir gün kasapta bir bayana böyle saçlarına dokunuyor. Bayan bunun zihinsel engelli olduğunu bilemiyor. Tabii Samet gayet yakışıklı olunca. Duruyor mu yoksa hocam? Ve bu bir anda kadın çığlık basıyor. Yani bu bir de evli. Taciz olarak algılıyor. Ve düşünün yani hani sonra eşi geliyor, araya giriyor, bilmem neler falan. Ya işte bizim... Mahremiyet eğitimi dediğimiz cinsel eğitim daha küçük yaşlardan başlıyor ve izin almadan asla kimseyi dokundurmuyoruz ve sarılmıyoruz. Yani bu çok önemli. Kimseyi yani bedensel sınırı aştığınız zaman saçlara dokunmak ya bir koruma falan dokunmak, özel gerekimli bireyler ötekileştirildiği için tiksinme de yaşayabiliyor. Yani kesinlikle. Sanki başka bir varlıkmış gibi. Zaten kanalımızın da tamamen bilgilendirmek amaçlı konuları bunlar. Size anlatırken girmek istedim çok bu şekilde. Önümüzde bazı kutular var hocam. Evet. Bunlara da değinelim. Nedir bunlar? Şöyle söyleyeyim. Biz tabii ki var. Aynen öyle. Biz buraya gelen çocuklarımızla Selvihan. Tabii hani alet yapar el övünürmüş. Biliyorsun tabii hani ki. Bu ustalar her zaman bunu söylerler. Bizim tabii ki bu tür etkinliklerdeki kullandığımız, çocukların zekasını açarken, çocuklarla çalışırken kullandığımız materyaller var. Mesela kocaman bir kutu burada da var. Nedir pratik, bunlar? Pratik bardaklar. Mesela hani çocuklar... Ne yapılıyor bunlarla? Şöyle söyleyeyim. Bunu öğretmen arkadaşlarımız, pratik zekalı var. Bunları öğretmen arkadaşlarımız derslerde... Özel eğitim derslerinde. Aynen öyle. Çocukların durumlarına göre, çocukların seviyelerine göre. Tabii ki hani... Değerlendirmesine göre, raporuna göre. Aynen öyle. Bilgiler ışığında yine bilgisiz ve duyarsız bir şekilde zarar verecek, kazayla bir şeye yol açacak hiçbir bilgisizlikle yapılan bir uygulama yok arkadaşlar. Kesinlikle öyle. Çünkü hani bunlar zaten normal çocuklarımızda da. Bakın mesela çocuk gelişiminde de, normal çocuk gelişiminde de kullanabileceğimiz çocuğun zekasını, çocuğun algısını, dikkatini geliştireceği etkinlikler. Ve bunlarla biz çok çalışmamız lazım. Ailelere de öneriyorum. Bunlardan mutlaka çocuklarıyla çalışsınlar. Zaten bu artık günümüzde biliyorsunuz A101'ler de satıyor bunları. Bunları orada aldıkları zaman kullanım kılavuzları var. Üzerlerinde bu tür şeylerin, materyallerin ve bu tür materyalleri kullanım kılavuzlarını kullanabilirler. Ve çocukların algısını, dikkatlerini geliştirici etkinlikler yapabilirler. Ama tabii bu aşamaya gelmeyen çocuklarımızla biz neler yapıyoruz? Onları da başka bir zamanda, Selvihan sana gene onları anlatabilirim. Ama bu aşamaya, şu aşamaya getirdiğiniz zaman bu çocukla çalışmanız gereken şeyler mutlaka bu sadece bardak anlatamıyor. Bana anlatabilirsiniz. Tabii ki ikinci bir video isterlerse anlatabilirsiniz. Ben tamamen şimdi genel manada yapıyorum. Talebe göre gelişen ikinci röportaj tekrarlamalarımız olabilir tabii ki. Çünkü yine çok detaylı özel eğitim öyle olunca ister istemez. Kapsama girmek çok sıkıntı olabilir hocam. Şimdi genel manada farkındalık için röportaj yapıyoruz ama eğer isterseniz ben bunların da linkini yine açıklamada almak isterseniz çocuklarınız için bulabildiğim kadarıyla linklerini paylaşabilirim. Instagram'dan da eğer takip ederseniz
linklerini, alışveriş linklerini story'de de paylaşabilirim. Yine tamamen sizlere bağlı ama lütfen farkındalık adına bu videoları paylaşmanız, evet, daha çok kişiyle paylaşmanız, beğeni yapmanız, yorum yapmanız gerçekten çok önemli ki YouTube algoritması özel gereksinimli bireyler hakkında bilgilendirici amaçlı, farkındalık amaçlı herkesin karşısına bu videoları çıkartsın. Siz bir etkileşim yapmazsanız bu videolarda çıkmıyor maalesef. Aynen öyle. Aynen öyle. Son olarak sizlerin söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz, şurası çok önemli ya, Sergihan bunu atladık dediğiniz bir nokta var mıdır hocam? Şimdi elbette mutlaka şu anda söyleyemediğim vardır diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü gerçekten özel eğitim bir dehliz. Yani özel eğitimde ben girdiğim zaman mükemmel şeylerle karşılaştım. Hani öğrenmenin aşamalarını öğreniyorsunuz. En başta yani nasıl öğreniyoruz, nasıl pratik, akıcı, öğrenmeden kalıcı zekayı aktarabiliyoruz. Bunlar çok önemli. Beynimizde öğrenme nasıl gerçekleşiyor? Otizmli çocuklarda nasıl öğrenme olabilir ki? Hani eşleme, taklit becerileri elde ediyor. Sonra otizmli çocuklarda sıra alma becerileri, bunlar çok önemli. Özellikle hani öğrenme becerileri adı altında geçiyor. İşte göz kontağını nasıl kurabiliriz? Hiç göz kontağı kurmayan çocuklarda nasıl? Yani çok insanın dikkatini çeken şeyler. Ama özel eğitimde gerçekten de şunu görüyorsun. Belli bir şeyden sonra bu tür bilgiler pratikleştikçe çok da hani uzmanlaşıyorsun. Bizim öğretmenlerimizi biz bir de kalkınma ajansı projeleri yapıyoruz Selvihan. Yani kalkınma ajansı projeleri kapsamında vakıf olmamızdan kaynaklı çok güzel öğretmen arkadaşlar buraya çağırıyoruz. Bu arada Zeki'nin de yine ana sayfasının Instagram adresini de yine açıklamalara koyacağım. Aynen, çok sevinirim. Aynen. Çok sevinirim. Hatta bizim kurumumuzu da tanıtılırsa insanlar, şunu diyeceğim Selvihan son olarak, hı-hı, onu söyleyeyim. Çünkü hani çok şey var özel eğitimle ilgili. Ya evet, Tekirdağ'da özel rehabilitasyon merkezleri var. Evet. Biz de vakfın özel rehabilitasyon merkeziyiz. Evet. Bizim kar amacımız yok, onu size söyleyeyim. Evet. Hani diğerlerinin var, bizim yok demek istemiyorum. Mutlaka başka bir rehabilitasyon merkezine gidiyorsa çocuğunuz, bakın bizim çok alternatif eğitim sistemlerimiz var. Bizim tam gün eğitimlerimiz, yarım gün eğitimlerimiz var. Burada duyu bütünleme eğitimlerimiz var. Her yerde vardır biliyorum ama inanın bir de bizden denesin. Yani bir de bizim eğitimcilerimize gelin, bir görün, bir değerlendirin. Sizin avantajınız olur. Asla dezavantajınız olmaz. Bunu size söyleyeyim. Mutlaka aileler başka bir rehabilitasyon merkezine gidiyorsanız da mutlaka buraya gelin. Nasıl hani bir doktora, yani aynen, bir doktora gidiyorsunuz. Doktor size bir tanı koyuyor, bir teşhis koyuyor. Ama başka bir doktora da gidiyorsunuz. Aynen, bir başka doktora da gidiyorsunuz. Diyor ki ya diyor hocam senin bu hastalığın buradan alakalı değil dediği zaman tabii ki aklınıza, mantığınıza uyana gidin. Ama görünün ya. Yani aynen, bir araştırmacı olun, bilgi sahibi olun. Aynen öyle. Deneyim edinin, bu hayat deneyimlerle öğreniliyor değil mi? Deneyim sahibi kesinlikle olun. Ve hani aynı zamanda Zeçev deyince bilenler sadece zeka geriliği olarak biliyorlar. Bravo. Disleksi, otizm içinde, disleksi içinde, bedensel rahatsızlıklar içinde gelebileceğinizi bilgilendirdiği yaşayacak. Aynen, her yaştan, her konumdan öğrencimiz var. Özellikle biz daha çok şunu diyeceğim. Gerçekten de %70 raporu otizmli gelip de bizim normal okula yetiştirdiğimiz, şu anda normalleştirdiğimiz çocuklar var. Biz reklam yanında değiliz asla ama aileler gerçekten bunu yapan ve bilen ailelerimiz var. Paylaşabiliriz. İlgiyle, sevgiyle ve Zeçev'deki o bilgi deneyimiyle biz bu çocukları normalleştiriyoruz. Normalleştirdiğimiz ve okuttuğumuz birçok öğrenci var ama normalleştiremediğimiz de öğrenciler var. Bakın yani hani o bu tür şeyler öğrencinin durumuna göre, öğrencinin etkilenme durumuna göre çok fark ediyor. Şunu diyeceğim, mutlaka Zeçev'e gelsinler. Zeçev'de özel makbul ölçen rehabilitasyon merkezinin uzmanları, öğretmenleri çünkü çok deneyimli. Biz çocukla bütün gün kalıyoruz. Yani bütün gün deneyimliyoruz. Aslında bir şey de var. Yani. Sergihan şunu diyeceğim sana. En güzel öğrenme yöntemi aslında deneme yanılma yöntemi. Biz deneme yanılma yaparak çok şey öğrendik. Deneme yanılmayla deneyim kazanıyoruz. Aynen öyle. Biz 40 dakika peşinde değiliz. Bak Selvihan, rehberlik araştırma ayda 8 seans bu çocukları 40 dakikalık seanslar halinde veriyor. Biz bunun peşinde değiliz. Eğer bu çocuğun 40 dakikadan fazla eğitime ihtiyacı varsa ben Zeçev'de bakın hiçbir ücret almadan 40 dakika daha o çocuğa eğitim verebiliyorum. Yani bu benim ona ekstra bir eğitimim olmuş oluyor. Ve o 40 dakikada ben çocuğu çözebiliyorum. Yani 40-40
değerlendirebiliyorsunuz. Aynen öyle. Ama 40 dakikayla kesinlikle. Çünkü öğretmenlerimiz var. Mesela burada beden eğitimi öğretmenlerimiz var. Algı eğitimden gelen öğretmenlerimiz var. El sanatları, art terapi dediğimiz sanat terapisi çok etkili olabiliyor. Çünkü çok çoklu zeka diye bir öğrenme yöntemimiz var. Metodunu ben çok benimsiyorum. Öyle olunca çocuklarla yol alıyoruz ve çok da güzel yol aldığımız çocuklar. Çok güzel. Peki ben artık videoyu yavaş yavaş sonlandırırken şu hassas konulara değineceğim. Tabii. Çünkü biz konumuz gereği burada özel gereksinim bireyler hakkında bilgilendirirken bazı toplum tutarlılıkları hakkında bazen de hassas konularda yaşanan problemlere değindik. Lütfen sizlerden rica ediyorum. Yaptığımız, konuştuğumuz konularda harp niyet yok, küçümseme yok, aşağılama yok. Lütfen farklı konulara çekip hakaretvari bir şekilde algılayıp kötü yorumlar yapmayın. Eğer bilgi almak istiyorsanız, sorunuz varsa, özel eğitimle alakalı kapsamlı bir video isteyip başka bir konuya merakınız varsa bunlar hakkında soru sorup bilgi isteyebilirsiniz. Yaşar Hocam da burada, kendisi de yorumları zaman zaman kontrol edecektir, ben de edeceğim. Ama rica ediyorum, yanlış algılayıp da burada kimseye biz hakaret etmiyoruz ya da bilinçsizce deneyim olmadan ileri geri konuşup aşağılayıp küçümsemek ya da sevgi bağı olmayan farklı konular içerisinde kötü niyetle yaptığımız bir söyleşi, bir video değil bu. Lütfen buna göre yorumlarınızı sevgi, saygı çerçevesinde yaparsanız çok sevinirim. Hocam ekleyebileceğiniz bir şey yoksa artık ufak ufak biz müsaade isteyelim. Buraya kadar zaman ayıran güzel kalpler için. Sevda, seni kutluyorum. Çok güzel kalbin, çok güzel bir yüzün var gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. O sizin güzel bakış açınız. Ailemi de tebrik ediyorum. Oradan teşekkür ediyorum. Böyle durum durum bir evlat yetiştirdikler için. Çok teşekkürler. Yani soruların gayet güzeldi. Program çok güzeldi. Oldukça ben verimli olduğunu düşünüyorum. Son bir şey söyleyeyim. Yani hani evet, biz özel eğitimde birçok özel merkezler de var. Aileler mutlaka gitsinler. Mutlaka devam etsinler. Mutlaka eğitimlere katılsınlar. Çünkü 40 dakika yetmez. Gerçekten seminerlere gitsinler. Aynen öyle, kendilerini geliştirsinler. Hatta zaman zaman bizleri zorlasınlar. Çünkü bizler de zaman zaman meslek hastalığı dediğimiz, meslek körlüğü dediğimiz şeyi yaşayabiliriz. Bizi kör etmesinler, bizi sürekli değişik sorunlarla zorlasınlar. Biz de kendimizi geliştirelim. Biz de araştıralım, biz de deneyim edelim. Kesinlikle. Zorlayın bizi arkadaşlar, aynen. Zorlanmak istiyoruz. Hayat öğrenmeden ibaret arkadaşlar. Yani hayat 70 yaşlarına gelseniz mutlaka öğreneceksiniz. Öğrenecek çok şey var. Yani o yüzden ben diyorum ki gerçekten de bu çocuklar her şeyi öğreniyorlar. İyi de kötüyü de, ama kötüyü daha çok hızlı öğreniyorlar. Normal şu çocuklar da öyle değil mi? Özel gereksinimi bile olmayan çocuklar da öyle kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Dolayısıyla ailelerimizin çok iyi öğrenme ihtiyaçları var. Her yaşta da ne olursa olsun gelsinler, mutlaka sorsunlar. Diğer merkezlere de gidebilirsiniz arkadaşlar. Ben asla hani gidenler mutlu değildir ya da mutsuzdur demiyorum. İlla ki benim merkezim iyidir demiyorum. Aynen öyle. Asla aynen yanlış öyle anlaşılmasın. Ama mutlaka ailelere sesleniyorum, mutlaka devam etsinler. Mutlaka devam ettikleri gibi bana gelen aileler de başka yerlere mutlaka gidiyordur diye düşünüyorum. Diğer rehabilitasyonlar. Çünkü dil ve konuşma terapistleri şu anda ergoterapistler revaçta biliyorum. Ama biz onların meslek bağında, bütün meslek elemanlarına ihtiyacımız var. Bu alanda sosyal hizmet uzmanı ihtiyacımız var. TDR öğretmeni, psikoloğa da, özel eğitim öğretmeni zaten gerekli. Fizyoterapiste de, eğitici dramaya, oyun terapistine, sanat terapisine de, el sanatlar öğretmenine de. Hatta folklor, dans. Folklor, aynen öyle, müzik. Bu çocuklarımız bunları çok güzel yapıyor. Kesinlikle. Yanılıyor mu? Çok güzel yüzücüler var, otizmli bireylerden de. Kesinlikle katılıyor. Çocuklar bunları yapabiliyor. Satranç oynayabilenler var aralarında. Dahiler var. Tabii Selvan, dahi ya adam yani hani çiziyor, bir resim çiziyor. Ben bile inanamıyorum yani, mükemmel çiziyor. Yani hani ama bizim bravo ülkemizde, bizim çocukları maalesef çok hani iyi bilim sanat, aynen öyle bilim sanat gibi merkezlere gönderemeyeceğimiz için. Çünkü iletişimleri kısıtlı ve yetersiz oluyor. İletişimleri, böyle toplumdan sonra aslında ötekileştiriyoruz. Kesinlikle. Bence ötekileştirmeyelim, bence bütünleştirelim. Aramızı alalım. Sevgi bağını yeniden kuralım. Aynen. Sevgi bağı içerisinde hareket edelim. Aynen. O zaman yeni bir videoda, bir sonraki videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Lütfen daha fazla farkındalık içerikleri oluşturabilmem için, beni motive etmek adına
Abone olmayı, bir yorum bırakmayı, sorularınızı bırakmayı, beğeni bırakmayı unutmayın. Instagram'ımı da paylaşıyor olacağım. Çiçek'le alakalı bütün bağlantıları da açıklamada paylaşıyor olacağım. Bu ürünlerin de linklerini bulabildiğim kadar hem açıklamada hem de birçoğunu da yine Instagram storylerde ara ara paylaşıyor olacağım. Siz de güzel çocuklarınız, evlatlarınız için, aileler her şeyin en iyisini ister evlatları için. Sizler de isterseniz edinebilirsiniz. Eğer çocuğunuz özel eğitim alıyorsa oradaki öğretmenlere de bu videoyu göstererek bu materyalleri danışabilirsiniz, sorabilirsiniz. O zaman kendinize gücü bakın. Hoşça kalın. Teşekkürler.